Samsun Merkez Hilaltepe köyünden herkese selamlar arkadaşlar. 2 günden beri hiç durmadan yağan yağmurdan sonra bugün hava güzel. Bu arada hala sokak lambaları da yanıyor. Sabahın erken saatleri çünkü. Yağmur durmuşken ben şöyle hemen kendimi dışarı attım arkadaşlar. Çevreye bakacağım. Mantar toplamaya gidiyorum. Şöyle köyün çıkışındayım. Şimdi arkadaşlar çevrelere şöyle bir bakacağız. 2 gündür yağmur yağıyor. Öyle bir yağmur yağıyor ki hatta haberlerde de muhtemelen görmüşsünüzdür. Samsun'da bayağı bir şehir merkezini sular bastı. Buralarda da bayağı bir taşkınlar oldu. Kanallar kapandı. Yollara doğru sular döndü. Bakın hala yolun kenarından sular akıyor. 2 gündür evden dışarı çıkılmıyordu. Mantarlar da muhtemelen büyümüştür arkadaşlar. Biraz da heyecanlıyım. Şimdi mantarların olduğu yere doğru çıkıyorum. Yerler hala ıslak. Otların olduğu yerlere de girebileceğim. Bugün çizmelerimi de giydim. Tedbirli çıktım. Yanımda şemsiyem de var. Hava yağarsa şemsiyemiz de var. Bakın yağış ne kadar şiddetli olduğunu yolun bozukluğundan göreceksiniz. Sular hep yollara doğru taşmış. Buralarda açılacak. Kepçe geldi, açamadı. Şehir merkezinden kepçeyi istemişler. Çünkü şehir merkezi bayağı bir tıkanmış dün. Kepçe açmadan geri gitti arkadaşlar. Bugün muhtemelen gelecektir. Şuralara bakın. Şu karşıki araziye bakın. Arazinin ortasından aşağı su inmiş. O kadar şiddetli yağdı ki hiç durmadan yağıyor arkadaşlar. Ve toprak da artık kandığı için suyu çekmiyor. Yağmur suları direkt sel olarak arazilerde olsun her yerde birikiyor ve şiddetli bir sel oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar mantarların oraya doğru çıkalım. Mantarlar yanına geldiğimizde videoyu devam ettireceğim. Hafiften yağmur başladı arkadaşlar. Biraz şu an çiseliyor. Etrafa da baktığımızda bakın hep kapalı hava. Yine karşılara mesela yağıyor. Buraya doğru da muhtemelen az sonra gelecek. Şurada 2 gün önce gördüğüm mantarlar vardı arkadaşlar. Bakın. Şöyle uzaktan bile görünüyorlar. Çok güzeller. 2 gün önce bunlar biraz küçüktü, bırakmıştım. Şurada bakın. 3 tane. Hemen gidelim yanına. Kimse demek ki buralara gelmemiş, uğramamış. Bakın çok güzel olmuşlar. İşte ben böyle mantar toplamak istiyorum arkadaşlar. Şunların güzelliğine bir bakın. Bu seviyeye gelsin istiyorum mantarlar ama maalesef gelemiyorlar. Videonun başında söylediğim gibi 2 gündür yağmur yağıyor ve hiç kimse dışarı çıkamadığı için bakın ne kadar güzel olmuşlar. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Hey mübarek. Şunların güzelliğine bir bakın. 3 tane sıraya dizilmişler. Şöyle çok güzel bir başlangıç yaptık ama ben bunların burada olduğunu zaten biliyordum. Kimse buraya uğramadıysa bunlar hala buradadır diye düşünüyordum. Hala buradalar. Kimse uğramamış. Hemen şimdi sizi bir alalım. Şöyle bir tane de dibinde küçüğü var. Ona da zarar vermeden keselim seni. Şunun güzelliğine bakın. Kurt da yok. Sapında bile kurt yok. Kökünde bile kurt yok hiç. Şunu da alalım. Mikrofon ya. Bunlar mikrofon. Bunda biraz kurt var. Şöyle bunu keseriz. Hatta hemen keselim. Evet bakın burada bitiyor.
Ay mübarek. Şunların güzelliğine bir bakın. Şuna bir bakın. İşte biz böyle mantar istiyoruz. O yüzden hep büyüseler çok güzel oluyorlar diyorum ben. Şunlara bir bakın. Bu da biraz kurttu ama şöyle kestiğimizde bakın kurt bitti. Sapasağlam. Çok güzelsiniz. Evet, güzel bir başlangıç yaptık. Bunları ben zaten biliyordum arkadaşlar, direkt yanına geldim. Bunlar sürpriz değil. Yani burada duruyorlar mı diye kontrol etmek için hemen direkt bunların yanına geldim. Şimdi şöyle çevreye bakacağız. Yağmur gelecek ama yağmur gelse de biz tedbirli geldik zaten. Şemsiyemiz yanımızda. Bayağı bir mantar toplayacağız inşallah. Şimdi şöyle devam edelim. Arkadaşlar az önce bulduğumun biraz ilerisi. Buradan da alınmış bakın. Gayet güzel mantarlar varmış burada. Ama şurada arkadaşlar bakın, ormanın dibinde bembeyaz bir tane bizi bekliyor. O da bayağı güzel. Bayağı büyümüş. Şuralarda da oluyordu. Şöyle çevreye de bakacağım. Buralarda da oluyordu. Başka görünmüyor. Hemen şunun yanına gidelim. Bu da gayet güzel. Evet. Gayet güzel. Şuralarda küçükleri de çıkıyor. Hemen biz büyüğünü alalım. Şöyle bıçağımızla keselim seni. Bu da gayet güzel. Şuna bakın. Kamerayı başka tarafa tutuyormuşum. Şöyle bakın arkadaşlar, çok güzel. Hemen seni de bir keselim alalım. Bir tarafı taşa değmiş sanırım bunun. Ama kurtsuz. Şöyle kötü taraflarını keser alırız. Gayet iyi. Sen de atalım poşetimize. Güzel başlangıç. 4 tane. Çok güzel mantar bulduk. Şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu çevreye bir bakalım. Daha sonra aşağı doğru geçeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Bir tane şurada var. Buraya uğradım ama burada olmaz diye düşünüyordum. Bir tane var yine de. Şunu da hemen alalım. Burası insanların hayvanları otlattığı yer. O yüzden burada olmaz diye düşünüyordum ama bu muhtemelen 2-3 gündür yağmur yağdığı için buraya kimse gelmemiş. Gayet güzel. Bu da yetişkin. Güzel bir mantar. Şöyle bir çevreye yine de bakalım. Bakın şu ormanın dibinde. Daha önceden de buradan almıştım. Yakın zamanda almamıştım ama. Çünkü burada insanlar oluyor. Hayvanlarını otlatıyorlar. 2-3 gündür. Biraz önce de söylediğim gibi dışarı çıkılmıyor. Hayvanları otlatmayı bırakın. Burası bir de mera değil. Tarla, arazi olduğu için buraya hayvanlarını sokamıyorlar. Meralar çamur olmuyor. Burası daha çok çamur oluyor. 2-3 gündür kimse gelmediği için burada da bir tane bizim nasibimiz varmış. Onu da aldık. Şimdi şöyle devam ediyoruz.
Arkadaşlar geçen sefer burada mantarlar vardı öbek öbek ve bize nasip olmamıştı. Hatta üzerlerini örtmüştük hayvanlar basmasın diye. Şimdi oraya geldim. Orayı da bir kontrol edeyim dedim. Şu ileriye de bakacağım. Oraya henüz uğramadım. Şurada dalların olduğu yerde de oluyordu. Bir de burada oluyordu. Şurada büyükleri var. Burada büyükleri var. Onları alacağım. Bakın daha önce birileri buradan almış zaten ama yine bize de bir şeyler kalmış. Şimdi şu büyüklerinden biz de alalım nasibimizi. Muhtemelen dün buraya kimse gelmemiş gibi görünüyor. Çünkü bunlar bir önceki gün falan alınmış muhtemelen. Dün buraya gelen olsaydı bunları da alırdı. Bunlar da yetişkin çünkü. Şöyle alalım bakalım sizi. Güzel. Şunu da alalım. Bakın hiç kurt yok. Tertemiz. Seni de alalım. Bu da güzel. Bunda biraz kurt var bunu. Şöyle hafiften keselim. Devam etmiyordur bu. Az daha var ama biraz ileride bitecek bu da belli. Şöyle bakalım yetişkinlerinden alalım. Burada şunu da alabiliriz. Bu da fena değil. Hemen de kurtlanmış küçücük olmasına rağmen. Az ileride bu da biter. Kurt biter. Şurada bir tane var. O da bayağı iyi. Seni de alalım. Madem geldik buraya kadar. Bu kursuz zaten. Beş altı tane biz de almış olduk. Güzel. Fena değil. Daha küçükleri kalsın. Şurada mesela var. Küçükleri. Onlar kalsın. Gayet güzel. 5 tane bizden nasibimizi aldık. Şimdi şuraya bakacağım arkadaşlar. Hatta videoyu hiç durdurmadan direkt oraya geçelim. Hafiften şu kirli yerlerini de temizleyeyim ki poşetin içerisinde daha temiz olsunlar, birbirlerine bulaşmasınlar. Temizlemesi de evde daha rahat oluyor o zaman. Ne kadar temiz toplarsanız o kadar temiz oluyor. Temizlemesi rahat oluyor. Şuraya da bir bakalım. Şu alanda doluyordu ama orada yok gibi. O dalları da ben getirip üzerlerine kapatmıştım. Şurada yok. Biraz daha ileride bakalım. Dalların olduğu yerde var mı? Burada da yetişkin yok. Büyükleri alınmış zaten. Şimdi şu yolun altında oluyordu arkadaşlar. Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Oraya gidelim bakalım. Orada durumlar nasıl? Şimdi videoyu kısa durduracağım. Orada devam ettireceğim. Mantarların olduğu yere geldim arkadaşlar. Bakın yoldan beri. Şurada bir tane var. Şu ileride. Bakın beyaz görünüyor. Ormanın hemen ilerisinde. En az 3 tane var garanti. Gayet güzel. Bugün bizi her yer aşağı yukarı. Bugün gittiğimiz yerlerden, mantar yerlerinden kolay kolay boş dönmüyoruz. Gayet güzel. Şurada bir tane var. Bir tane şurada var. Bakın gayet güzel. Kamera odaklanmadı şöyle. Gayet güzelsiniz. Boyları da güzel. Hemen şöyle alalım sizi.
Buranın mantarları çok iyi oluyor. Hafiften bir kurt var. Tertemizler. Yağmur da yağıyor kaç gündür. Seni de alalım. Bunda hiç kurt yok. Tertemiz. Kamera odaklanmadı nedense. Şöyle bir kamerayı silelim. Gayet güzel arkadaşlar. Doğa bize ne kadar güzel nimetler veriyor bakın. İnsanın hiçbir müdahili olmadan şunları bize nasip ediyor. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakın. Şuraya bir bakın. Şu görüntü bile yetiyor insana. Yani ne kadar uğraşırsanız uğraşın, şu görüntüyü görmek, ne kadar uzağa giderseniz gidin, mantar toplayan bir insana yetiyor. Şöyle size de biraz göstereyim arkadaşlar. Şu görüntüye bir bakın. Fotoğraflarını da alayım. Şurada da bir tane var. Yani şu görüntü yetiyor arkadaşlar gerçekten. Şunların güzelliğine bir bakın. Maşallah. Hemen sizi alalım. Şunun köküne bakın. Hiç kurt yok. Çok temiz bir mantar. Seni de alalım. Şunun köküne bakın. Şöyle derinden keselim seni. Köklerini de kullanırız. Kurtsuz zaten. Şuraya bakın. Çok hafiften bir kurt var. Ben evde bunları kurtlu yerlerine alıyorum. Şuna bir bakın. Dev gibi. İşte böyle mantarları bulmak lazım arkadaşlar. İki gün bunlar toplanmadığı zaman bu şekilde oluyorlar. Hemen seni de bir devirelim. İnsan kesmeye kıyamıyor bunu. Seni de şöyle bir devirelim. Şuna bakın, tertemiz ya, böyle bir şey yok. Bir tane bile kurt yok. Kamera odaklanmadı. Şu mantarın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu da mikrofon. Ey maşallah, şunlara bakın. Seni de alalım. Bu da gayet yetişkin. Şunlara bir bakın. Sizi de hemen poşetimize atalım. İlk kez bu kadar iri mantarı topluyorum arkadaşlar. İlk kez bu kadar iri mantarı aynı anda topluyorum. Şu poşetimize bakın, hemen neredeyse doldu. Şunlara bir bakın. Yarı oldu şimdiden. Daha gezeceğimiz yerler de var inşallah. İleride de böyle güzel mantarlar buluruz. Yani bu mantarları yiyeceğim diye sevinmiyorum arkadaşlar. Gerçekten hani bunları bulması yeterli bize. O kadar zevkli ki bunları bulması. Bir tane de şurada var. Bir tane de şurada var. Onu da bir alalım. Bu da iyi. Seni de alalım. Gayet güzel. Şimdi şöyle bakacağız çevreye. Biraz daha. Aşağılarda muhtemelen yoktur. Oralarda bu mantarın yeri yok. Bunlar belli yerlerde oluyor. O yüzden meraların her yerine bakmanıza gerek yok.
belli yerlerde oluyor. Oralara bakacaksınız arkadaşlar. Aşağılarda yoktu yeri. Şimdi şöyle devam edeceğim arkadaşlar. Yolun üstüne geçeceğim. Şuradan almıştım ileriden. Oradan devam edip şöyle karşılara doğru geçeceğim. Bakalım ileride nelerle karşılaşacağız. Yine mantara denk geldiğimde devam ettireceğim arkadaşlar. Şu çevrelere baktım arkadaşlar. Biraz önce mantarlar bulduğum yerin biraz daha ilerisi. Buralara şöyle bir baktım. Çok da aşağılara doğru inmedim. Şimdi şöyle geri döndüm. Az önce mantarlar bulduğum yere doğru gidiyordum. Şurada. Yolun üstünde arkadaşlar, buradan beri gördüğüm bir tane mantar var. Şu yoldan akan suya bakın. Yoldan beri onu gördüm. Şimdi yanına gidiyorum. Gayet güzel bir mantar. Yoldan beri görünüyor. Demek ki bayağı bir büyüktür. Heyecanlandım şimdi. Yanına gidelim. İnşallah yanında başka da vardır. Yoldan beri gördüğüme göre gayet güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Ormanın üst tarafında bakın. Hemen yanına gidelim. Neredeyse bunu görmeden geçiyordum. Başka da var mı buralarda acaba? Buralara hiç uğramamıştım ben. Burayı ilk kez keşfediyorum. Aslında buralara gelmeyi düşünüyordum ben ama bir türlü nasip olmadı. Çok da uzak değil bizim köyün yakınları burası. Bir tane şu ana kadar gördüm. Başka da göremedim buralarda. Ama şu ana kadar bulduğumuz en büyük mantar arkadaşlar. Şuna bakın. Şunun güzelliğine bakın. Tek bir tane. Başka da yok. Keşke başka da olsaydı yanında. Ben bunu yoldan beri gördüm. Şöyle bir bakalım sana. Çok güzel. Hemen bir keselim bakalım. Bıçağımızla seni bir kesip alalım. Bakalım kurtlu musun, değil misin? Devirdik seni aşağı. Çok hafiften kurt var. Ah, ezildi, yarıldı. Çok hafiften bir kurt var ama devam etmiyor. Şöyle bir kısmını alırsak çok güzel bir mantar. Belki de şu ana kadar bulduğumuz en büyük mantar. Şunun güzelliğine bir bakın. Hay maşallah. Şuna bir bakın. İyi ki gördüm seni yoldan. Bunun yanında başka da vardır diye ümit ediyordum ama başka göremedim. Hemen şöyle seni poşetimize atalım. Az daha bakacağım çevreye, buraya. Belki görememişimdir, gözümden kaçmıştır. Şu otların içerisinde acaba olur mu? Burası da siyah bir alan. Şöyle biraz daha bakacağım arkadaşlar şu otların içerisine. Belki buralarda gözümüzden kaçmış olabilir. Ama çok güzel bir mantar bulduk.
Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Ormanın dibinde bizi bekliyor. Hemen yanına gidiyorum. Bu kadar uzaktan fark edilecek kadar büyük. Aa, bir tane daha var. Çok iyi. Bakın, iki gün piyasaya kimse çıkmadığı zaman durum böyle oluyor. Hepsi çok güzel olmuş. Çok büyük büyük mantarlar buluyoruz. İki gündür yağmur yağdığı için mantarlar yetişmiş arkadaşlar. Şunlara bakın. Her bulduğumuz gayet güzel, gayet büyükler. Şuna bir bakın. Şunun güzelliğine bir bakın. Şuna bir bakın. Biraz önce bulduğumuzdan da büyük bu. Ay maşallah, şunlara bakın ya. Hemen seni bir alalım. Bu biraz yan duruyor. Aa, bu biraz sanki çürümüş gibi. Şöyle. Buna bir şeyler olmuş. Birisi buna herhalde basmış zamanında ki. Çok karınca var bunun içinde. Sanki kurtluğu değil ama karıncalar bunu basmış, yemiş. Karıncalar normalde mantar yemez. Bunu belki kurtaramayız. O ziyan olacak gibi ama şunun güzelliğine bir bakın. Bu dipdiri duruyor. Bu kurtlu değildir muhtemelen. Şunun güzelliğine bir bakın. Hey maşallah. Neredeyse yumruğum kadar. Seni şöyle bir keselim bakalım. Sende durumlar nasıl? Bunun kurtsuz olacağını düşünüyorum. Devirdik aşağı. Az bir kurt var. Şöyle az bir kurt var. Şuna bakın. Hay maşallah. Şimdi şunu biraz sapını keselim şöyle. Kurt hala devam ediyor ama mantara ulaşmamıştır muhtemelen. Evet, şuralarda çok azaldı. Bir iki tane delik var. Az daha ileriden kestiğimizde mantarı kurtardık. Çok güzel. Şunlara bakın. Şunlara bakın. Hepsi büyük büyük bugünkü mantarlarımızın. Poşetimiz doldu. Şöyle devam edeceğim arkadaşlar, bakalım. Daha nelerle karşılaşacağız inşallah. Böyle devam ederiz. Şöyle geldiğim tarafa doğru geri dönüyorum artık. Şu karşı taraflara bakacağım arkadaşlar. Bu şurada bakın, göl var. Onun kenarlarına zaten baktık. Oradan karşı tarafa doğru devam edeceğim. Bakalım ileride nelerle karşılaşacağız. Muhtemelen yağmur da geliyor. Şu taraf kapanmış. Mantar bulduğumda devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, yağmur biraz başladı. Şemsiyemi de açtım. Şöyle size biraz etrafı göstereyim. Daha sonra eve geçeceğim. Yağmur çoğaltıyor çünkü havada bayağı bir karardı. Şöyle yağmurdan sonra köy başka bir güzel oluyor. Şemsiyemi de açtım. Yağmur hafiften çoğalttı. Şöyle yukarı doğru gitsem oralarda da bulurum ama o tarafa geçmeyeceğim arkadaşlar, gitmeyeceğim. Hem yağmur başladı hem de yağmur başlamasa da o tarafa gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben zaten yeterince buldum. Kendi nasibimi aldım, bakın poşetim doldu neredeyse. Gayet güzel mantar bulduk bugün. Şöyle bakın. Şu ana kadar bu sene bulduğumuz en büyük mantarları bugün buldum. Küçüklerini de almadım. Bir iki yerde küçüklerine de denk geldim ama onları almadım. Çünkü onları da başkaları alsın. Biz zaten yeterince bulduk. Başkaları da faydalansın. Başkaları da toplayacaktır bugünlerde.
Ben büyüklerini aldım, küçüklerini ellemedim. Yağmur geliyor. Yağmurun sesini, yağmurun sesini duydum. O taraftan beri geliyor. Güzel bir yağmur geliyor. Siz de duyuyorsunuzdur şemsiyeye nasıl damlıyor. Şimdi arkadaşlar ben eve doğru geçiyorum. Mantarlarımızı alalım, ıslatmayalım. Islansa da bir şey olmaz ama. Yine yağmur çoğaltacak. Bugün de muhtemelen yağacak. Bugün de yağmurlu görünüyor. Güzel bir gün oldu. Güzel bir mantar toplama videosu oldu. Çok güzel mantarlar bulduk. Eve doğru geçiyorum arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Abone sayımızı biraz yükseltmemiz gerekiyor. İlk kez belki bu videoda denk geliyorsunuzdur kanalımıza. Kanalımıza abone olarak bizleri takip ederseniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Mantar toplama videolarımız olsun, köyle ilgili başka videolar olsun, gelmeye kanalımızdan devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.